Evet biraz tabi yorumlara da dönmek istiyorum abi yine izleyicilerin de e, soruları var. Hasan Bayburt demiş ki abi Galatasaray bir 10 numara alacak mı? Demiş yani e, birkaç mevkiye transfer tabi olacak ama abi yani 10 numara hani en böyle önde gelen transfer hamlesi bence olmayacak diyebilirim ben. Şimdi Galatasaray'ın arayışta olduğu bölgeleri şöyle adlandıralım. Sol bek için zaten isimler konuşuluyor. Rıdvan Yılmaz ismi bir dönem yani bir dönem değil aslında listede olan isimlerden bir tanesi Rıdvan. Buna ek olarak başka isimler de yine gündeme geliyor. Dubois sağ taraf için özellikle e, konuşulan isimlerden bir tanesi. Daha doğrusu iki mevki içinde konuşulan isimlerden bir tanesi hatırlayalım. Dubois çünkü hem sağ hem sol oynayan bir oyuncu olduğu için Galatasaray'ın elini rahatlatıyordu. E, merkez transferi biraz daha ikinci plan atıldı. Endombele'nin son performansından dolayı. Bunu da böyle ekleyebiliriz. Ancak 10 numara pozisyonunda Hakim Ziyek'in ile birlikte Galatasaray'ın ikinci planı. Birinci plan sol bek almak. Mümkünse hem sağ olan hem de sol oynayan birini almak. Yani bu duba olabilir. İkincisi 10 numara pozisyonuna bir ismi almak. Üçüncüsü merkez orta sahaya bir transfer yapmak. Yani Galatasaray'ın transfer planlaması şu anda bu yönde gelişiyor sevgili Murat ve sevgili izleyenler. Evet ya yani Duba konusunda da şunu söyleyebiliriz abi yakın zamanda e, gelişmelerde olabilir Galatasaray'ın da sanki böyle bu yönde bazı hamleleri adımları olacak diyebiliriz ama tabii orada da Başakşehir'le yapılmış bir anlaşma var yani bu anlaşma nasıl e, sonlanacak nasıl tekrardan Duba Galatasaray'a gelecek burası da şu anda soru işareti bu pazarlıklar muhtemelen e, kısa sürede başlayacaktır belki de başladı bile diyebiliriz e, tekrardan şöyle yorumlara dönmek istiyorum. Şahin 42 demiş ki Barış Tete sağda, Zaha Kerem solda demiş. Kerem'le ilgili transfer haberleri var doğru mudur? Taner Bey demiş. Tuncay Aydın. Evet. Kerem'le alakalı şu anda bir yol ayrımı gibi bir düşünce yok onu söyleyelim. Kerem muhtemelen takımda devam edecek. Zaten Kerem'in e, satışından bir Galatasaray gelir elde etmeye çalışıyor. Böyle devre arasında Kerem'i satalım, gitsin, bir para kazanalım düşüncesi yok. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray final hedefliyor. Kupayı kazanma gibi bir hedefi var. O yüzden de bu hedeften uzaklaşmamak için de Galatasaray Keremi elinde tutarak yoluna devam etme niyetinde. Evet, Şahin 42 Zaha sağda olmaz mı demiş. Son Konyaspor maçında zaten sağ de da solunda de böyle değişimli olarak oynamıştı. Yani sağda da yine olabilir ama solda ben Zaha'nın daha rahat ettiğini düşünüyorum. Ee, Nusret Güzel Aydın bana göre bir sol bek bir on numara Galatasaray yeterli demiş. Yani ben de aslında Galatasaray'ın çok fazla sayıda transfere ihtiyacı e, olmadığını düşünüyorum çünkü çok fazla sayıda transfer yapmak biraz takımın ritmini de bozabiliyor. Galatasaray iki tane nokta atış transferle bence sezonun geri kalanını oynayabilir ama tabii altını burada çizdiğim yer nokta atışı olması ve e, sezonun geri kalanında Galatasaraya katkı sağlayacak olması beklemiyorum diyebilirim. Fatih Yıldırım Bakan bu dönmedim demiş. Bakan bu hala milli takımda Afrika kupasındaydı. Onun dışında böyle sorulara yine bakıyorum. Transferle alakalı abi Solbek 8 numara 10 numara yedek forvet isteyen izleyicilerimiz var. Bu kadar fazla transfer bekliyor musun abi? Bunu aslında sormak istiyorum çünkü en kritik noktalardan bir tanesi de belki de bu. Yani arayış var. yani Transfer çözümlenebilirse evet bu, ara, bu transferler yapılacak. Az önce saydığım gibi soldaki e bir arayış var, merkeze var, 10 numara bölgesine var. Galatasaray en az 3 transferi devre arasında yapmayı düşünüyor. Bu üç transferi gerçekleştirebilir mi? Anlaşmalar sağlanabilir mi? Göreceğiz ama şunu söyleyelim. Bir kere Dubois konusunda e, anlaşmalar büyük ölçüde sağlandı. Dubois Galatasaray'ın kadrosuna katılması bekleniyor. Merkez orta saha için Berkan Kutlu'nun dönmesi artık kesin gözüyle bakabiliriz. Berkan Kutlu gelecek. Yani Galatasaray aslında iki tane transferi çok yakın çözdü. Birini geri çağırma yolu aslına bakarsanız ikisi de aslına bakarsanız eksik oyuncusunu geri çağırdı Galatasaray. Şimdi e, Dubois ve Berkan geldikten sonra Galatasaray'ın odaklanacağı transfer 10 numara mevkisi olacak. Çünkü bu iki oyuncu ile birlikte arka tarafı bir nebze çözebilecek olan Galatasaray 10 numara pozisyonu içinde transferini yapabilirse e, anlaşmaları sonuçlandıracak ve transferi kapatacak. Bir de tabi burada şunu da ekleyebiliriz abi e, son olarak. Hani Galatasaray'a ilgi olan oyuncular da olacaktır. Teklif gelecek oyuncular da olacaktır ki Saşa Boy'la alakalı iddialar var. Abdülkerim var. Kerem Aktürkoğlu var. Hani birçok isme de böyle teklif de gelirse eğer e, satış da olursa eğer tabii ki böyle yüksek mevlada bir satış Galatasaray'da bu şekilde transfer planlamasını tekrar şekillendirebilir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yine yorumlar kısmına kendi yorumlarını, düşüncelerini yazabilirler. Onları da önümüzdeki yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.